Kanlı Kongre baskını detaylarıyla devam edelim. Yaralanmalardan biri de polisti, yaralananlardan biri. Onun da hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 oldu. Seçilmiş Başkan Joe Biden, Kongre binasını basanlar için teröristler sözcüğünü kullandı ki epey tartışıldı bu. Orantısız bir açıklama, tepki yorumu yapanlar var. Tabii Trump hedefte. Zira olayların fitilini onun konuşması ateşledi. Oylarımızı çaldılar, bu işin beşini bırakmayacağız demişti. Göstericiler de o sözün ardından Kongre'yi bastı. Şimdi azli de konuşuluyor Amerikan Başkanı'nın, Trump'ın. Ve acaba şaşırır mısınız bilmiyorum ama geri adım atmıştı Trump dün akşam. Ama biraz önce açıkladık, orada olmayacağım dedi. Kafalar biraz karışık. Onu zor durumda bırakan, bu utanç karelerinden sorumlu tuttuğu taraflarını bu kez bedelini ödeyeceksiniz diye seslendi Trump. Yani orada da fikir değiştirdi. Rüzgar herkes için tersine döndü diyebiliriz. Gözlerse az önce de söyledik, 20 Ocak'a kilitlendi. Yani Trump'ın koltuğu yeni başkan Biden'a bırakacağı güne. O güne bakalım Amerika nasıl uyanacak. Yesterday, in my view, one of the darkest days in the history of our nation. Sözler sert, eleştiri oklarının hedefinde Trump ve Kongre binasını işgal eden destekçileri var. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionist, domestic terrorist. Amerika Başkanı Trump, Kongre binasını işgal edenleri önce destekledi, sonra çark edip bu sözleri söyledi. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. Trump, isyancılara bedelini ödeyeceksiniz dedi. Ama Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin başını çektiği demokratlar o bedeli Trump'a ödetmek istiyor. Gündemde başkanın görev tesliminin yapılacağı 20 Ocağı beklemeden azledilmesi ve yargılanması var. Trump'ın ise bu hamleye karşı kendini kapsayan bir af çıkarma hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Başta yardımcısı Mike Pence olmak üzere en yakınındakiler Trump'a sırt çevirdi bile. Kabineden istifa haberleri de ard arda geliyor. Ulaştırma Bakanı Elaine Chao'nun ardından Eğitim Bakanı Betsy DeVos da görevi bıraktığını ilan etti.